Ömer İbnü'l Hattab radıyallahu an şöyle dedi: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunduğumuz sırada elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, üzerinde yolculuk eseri bulunmayan ve hiçbirimizin tanımadığı bir adam çıka geldi. Peygamberin yanına sokuldu. Önüne oturdu, dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini kendi dizlerinin üstüne koydu ve "Ey Muhammed, bana İslam'ı anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı tas tamam vermen, Ramazan orucunu eksiksiz tutman, yoluna güç yetirebilirsen Kabe'yi ziyaret, hac etmendir buyurdu. Adam doğru söyledin dedi. Onun hem sorup hem de tasdik etmesi kafımıza gitti. Adam şimdi de imanı anlat bana dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir buyurdu. Adam tekrar "Doğru söyledin." diye tasdik etti ve "Peki ihsan nedir? Onu da anlat." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da, o seni mutlaka görüyor buyurdu. Adam yine, doğru söyledin dedi. Sonra da, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine soru yöneltilen bu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını verdi. Adam, o halde alametlerini söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cariyelerin sahiplerini doğurması, yalın ayak, başı kabak, çıplak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binalar kurmada birbirleriyle yarışmalarıdır buyurdu. Adam sessizce çekip gitti. Ben bir süre öylece kala kaldım. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ömer! Soru soran kişi kimdi biliyor musun buyurdu. Ben, Allah ve Resulü bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye geldi buyurdu.